Selam arkadaşlar. Teknolojik aletleri dünyayı gezerken kullandığım ve tecrübelerimi paylaştığım YouTube kanalımın bu yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Sony aynasız kameralarda kullanabileceğiniz, fotoğraf ve video çekerken sizleri üst seviyeye taşıyacak birbirinden kıymetli 5 tane lensle tanıştıracağım. Bunların birçoğunu muhtemelen bilmiyorsunuz. Hadi gelin hızlıca bu lenslere bakalım. Hemen bunları test edelim. Hadi sen abi. İlk lens 14 mm f1.8 ultra geniş açı prime lens. 14-1.8 çok özel bir lens. Listenin başına koyma sebebim ise bu kadar geniş açılı bir görüşe sahip olmasına rağmen f1.8 diyafram açıklığına sahip. 14 mm gibi bir açı genelde manzara, doğa fotoğrafçıları, astrofotoğrafçılar ve mimari çekim yapan insanlar kullanıyor. Zaten bu konuların 4'te 3'ü çok fazla ışığa ihtiyaç duyduğunuz konular. Çünkü mimari çekim dediğiniz şey kapalı alanda yapılırken astrofotoğrafçılıkta gece çekimi oluyor. Dolayısıyla f1.8 biçilmiş kaftan. Normalde geniş açılı lensler yüksek diyaframlı olduğundan kaynaklı çok keskin lensler olmuyor. Hem de çektiğiniz konu zaten çok geniş olduğu için alan derinliği de hissetmiyorsunuz normalde. Yıllardır 12-24 f2.8 G Master kullanan birisi olarak, ki bu lens de jilet gibi keskin bir lenstir, 14 mm'ye aldığımdan beri neredeyse o lensi hiç kullanmadığımı fark ettim. Benim gibi alternatif vloglar çekiyorsanız eğer 14 mm çok başka bir açı veriyor. Kamera sizi alıp arka taraftan tamamen ayırıyor ve çok farklı bir derinlik katıyor. Bu yılki Perseid meteor yağmurunu baştan sona 14 mm f1.8 ile çektim. Yeni G Master lensler çok yüksek çözünürlüğü destekliyor. 60 megapiksel olan A7 R5 ile beraber çekmiş olduğum bu fotoğraflardan gördüğünüz timelapse oluşturdum. Videonun sonuna doğru yaklaştırdım. Böylece net bir şekilde göreceksiniz ki fotoğraflara ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın kalite kesinlikle bozulmuyor. Aldığım günden beri yanımdan ayırmadığım bu lensi o yüzden listenin başına koydum. İkinci lens ise Power Zoom özellikle 16-35 geniş açı zoom lens. G serisi olan bu lens hafif, ergonomik ve üzerindeki Power Zoom ile beraber FX3, FX30, ZV, E1 gibi kameralarla hemen üzerindeki deklanşörün yanındaki zoom butonuyla beraber zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. 16-35 hem geniş açı hem de orta açı sayılabilecek inanılmaz bir aralık. İsterseniz geniş açıyla manzara, mimari gibi şeyler çekebilecekken 35 mm'ye yaklaştırdığınızda sokakta moda fotoğrafı bile çekebiliyorsunuz. Ayrıca 35 mm göze çok sinematik gelen bir açı. Bu lensin eski bir versiyonu Zeiss olarak üretilmişti hali hazırda. Fakat yeni kameraların gelişmiş odaklama motoru ve yüksek çözünürlüğünü destekleyen yeni bir türümü çıkmalıydı. Çünkü G Master olan F2.8 versiyonu çok hoş ama bir o kadar da ağır bir lens, 710 gramdı. Ben yıllarca bunu taşıdım, vloglar çektim. Kolum bayağı ağrıyordu çünkü 700 gram artı body de 700 gram, 1,5 kiloyu kolunuzda tutuyorsunuz. Bir de F2.8 ile F4 arasında zaten inanın dünyalar da fark etmiyor. Bunu gerçekten F4'ü kullanınca anladım. Özellikle de fiyatı ve ağırlığı yarı yarıyayken bence 16-35 f4 çok mantıklı bir seçenek haline geliyor. Fotoğraf veya video ile uğraşanlar her zaman en yüksek kalitedeki şeyleri çekmek için en keskin lensleri tercih etmek ister. Mümkünse prime, mümkün değilse zoom lens. Fakat bildiğiniz gibi zoom lenslerde en düşük diyafram f2.8 oluyor. Bunun bir üzeri ise f4 oluyor. F2.8 ile 4 arasında eskiden çok fazla görüntü kalite ve ışık farkı vardı. Fakat yeni kameralardaki ISO performansının yüksek olması ve f4 bile olsa lenslerdeki cam kalitesi çok fark ediyor. Şöyle ki kamera üzerinden bir şey anlatacağınızda zoom yapabiliyorsunuz. Sony A-Mount için neredeyse kullanmadığım lens yok. Sırf ağırlığından dolayı değiştirdiğim birçok lens var. Birinci nesil 16-35, 70-200'ler, 24-70'ler. Bunların hepsi çok keskin, inanılmaz lensler. Fakat sırtınızda onunla bütün dünyayı geziyorsanız gerçekten bir süre sonra sizi yoruyor. Özellikle vlog çekiyorsanız kurulumun gerçekten hafif olması çok önemli. Vlog için 16-35 lens gayet yeterli. Normalde bu lens full frame'de 16-35 fakat dinamik aktif stabilizasyonu açtığınızda birazcık crop geliyor. Hadi şimdi birazcık da crop'suz olarak çekeyim ve aradaki farkı görün. Şu anda aynı yerde sabit duruyorum. 16 mm'de gördüğünüz görüntü. Aktif stabilizasyon açıkken şu anda gördüğünüz görüntü. Steady shot standart modda açıkken gördüğünüz görüntü. Anlık olarak 8000-10000 ISO'da video çekiyorum. Lensim f4 olmasına rağmen sonuçları görüyorsunuz. Renkleri görüyorsunuz. Üçüncü lens ise yine bir G Master lens, 50 mm f1.4. Her fotoğraf ve videocunun çantasında bulunan bir tane lens var, 50 mm. Çünkü bu lensle çekebileceğiniz konu çeşitliliği çok fazla. Portreden yemeğe, manzaradan sokak fotoğrafçılığına kadar her şeyi çekebiliyorsunuz. Gelişen teknolojinin nasıl bilgisayarlar, oyun konsolları ve kameralar güncelleniyorsa
lensler de bunlarla beraber güncelleniyor. Bu lensin içerisinde iki tane hızlı odaklama motoru var. Bu da çok daha sıkı şekilde konuya odaklanıp ve takibi bırakmamasına imkan sağlıyor. Ayrıca bu lensin içerisinde 11 bıçaklı bir diyafram var. Bu ne demek? Küçük ışık sıçramalarının lense yansımasıyla oluşan o bokeler yok mu? Küçük ışık topları. İşte bunların çok daha dolgun ve de yumuşak olmasına imkan sağlıyor. 50 mm f1.4 G Master sadece videoda değil fotoğrafta da inanılmaz bir seçenek. Videodaki özelliklerin yanı sıra aynı zamanda lensin ön camında AR kaplama isimli bir kaplama var. Bu kaplama yağ, toz, nem gibi sıçramalara karşı lensi koruyor, aynı zamanda kolayca temizleyebilmenizi imkan sağlıyor. Ve ayrıca bu kaplamayla beraber lense sert gelen ışığı lens yumuşatarak içine alıyor. Böylece özellikle ters ışık gibi konuları çekerken gölgeler ve parlak alanlar arasındaki kontrast daha dengeli, dolayısıyla renkler de daha tok oluyor. Normalde pek portre insanı değilim. Sokakta çok insan çekmeyi sevmiyorum ama değişik yüzler gördüğüm için Bangladeş'te bu fotoğrafları çektim. Gelelim dördüncü lensimize. Olmazsa olmaz aralıklardan 70-200'ün son temsilcisi F4 ikinci seri. Portreden manzaraya detay çekimlerinin olmazsa olmazı. Hatta yeri geliyor ay bile çekebiliyorsunuz bu lensle. Ayrıca telefoto zoom lens ailesinin en küçük bireyi olan bu lens dahili görüntü sabitleyici ile beraber geliyor. Bu switchler üzerinden kolaylıkla ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu lens makro özellikli bir lens, objeleri daha iri gösterebiliyor. Bu lens gerçekten çok pratik ve de seyahatler için birebir. Çünkü yükünüzü gerçekten hafifletecek. Eskiden F4 deyince insanlar lenslerden bir kaçıyordu. Çünkü fotoğraflarda daha karanlık çıkıyor, işte kenarlarda vinyetler oluyordu, daha mat, çok daha az keskin lensler üretiliyordu. Fakat Sony'de durum böyle değil. Özellikle bu 70-200'ün ikinci serisi bambaşka. Bildiğiniz F4'leri unutun. Normalde 70-200 lensler safari için çok uygun değil. Yani minimum 100-400 gibi şeyler lazım. Ama ona rağmen ben sırf hafif diye bir deneme yaptım ve bu lensi sahada test ettim. A7-R5 ile kullandığım bu lens odaklama konusunda beni gerçekten şaşırttı. Dal, budak, tel gibi engellerin arkasından bile hayvanların ve kuşların gözünü bulup odaklanmayı bir an bile bırakmadı. Aynı zamanda keskinliği ise gerçekten takdire şayan. Zaten ben bunları konuşurken sonuçları arkada görüyorsunuz. Makrodan bahsettim. Eğer ki 2x bir telekonvertörünüz varsa bu lensle beraber birebir büyütme oranına kavuşabiliyorsunuz. Normal şartlarda 100-400 bir lensin ağırlığı 1,5 kilo civarı. Fakat bu lens sadece 3'te 1'i ağırlığında. Safari'ye giderken 3'te 1 ağırlığında bir lens ile gidip bu gördüğünüz sonuçları yakalayabildim. Peki sonuçlar sizce de gerçekten güzel değil mi? Özellikle bu lens hakkındaki sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Lensin adını yazmasam videoyu görenler bu lens için F4 diyebilir miydi? Lütfen fikrinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve son lensimiz duyurulduğu zaman herkesi şaşırtan 20-70 F4. Eğer ıssız bir adaya düşecek olsak yanımıza alacağımız tek lens nedir diye sorsalar hepimizin vereceği cevap tabii ki 24-70. Fakat geniş açıda 24 mm genelde yetersiz kalıyor. Özellikle kapalı alanlarda çekimler yapıyorsanız bazı durumlarda daha geriye gidemiyorsunuz. Los Angeles yolculuğunda 20-70'i kullandım tamamen. Bununla çok güzel şeyler çıktı. Genelde video üzerine çalıştım ama 3-5 fotoğraf da çekme imkanım oldu. 4 mm deyip geçmeyin. 24 ile 20 arasında gerçekten çok fark var. Şu anda 20 mm lens ile çektiğimiz görüntü, 70 mm ile çektiğimiz görüntü. F4 olmasına rağmen kendini F2.8 sanan bir keskinliği var ve acayip hızlı odaklanıyor bu lens. Çekimleri yaparken hava çok kötüydü. Gerçekten buluttan güneş hiçbir şekilde görünmüyordu. O yüzden renkler biraz daha soluk çıktı. Yapacak bir şey yok. Gelelim bu lens kimlere hitap ediyor? Tek bir lens alıp hem geniş hem de ara açım olsun, başka bir lens taşımayayım, ağırlık olmasın diyenlere. İmkanım yok, F2.8'e param yetmiyor, hem de 20-70 farklı bir açı diyenlere. Crop bir makinem var ama bir full frame lens alayım, ileride de kullanabileyim. Fakat cropta 24-70'i taktığım zaman 35-36 mm'lere denk geliyor, çok dar oluyor diyenlere. Birebir bu lensi öneriyorum. Gerçekten inanılmaz bir lens. Birbirinden çok farklı ama her biri harika. 5 lensin incelemesini yaptık. Bu lensleri insanlar bilmediği için piyasada pek göremiyoruz, adını duyamıyoruz.
O yüzden özellikle ben bu lensleri sizlere anlatmak, tanıtmak isterim. Gördüğünüz gibi ben Sony kameralarımda kameramın bütün özelliklerini ve yeteneklerini kullanmak için Sony lensleri tercih ediyorum. Çünkü harika kameralar gerçekten orijinal lensleri hak ediyor. 3, 2, 1. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu lenslerin her biri birbirinden harika ve de yetenekli. Peki aklınızda şimdi sizin iki soru var. 1. Burası neresi? 2. Bu lensleri ben nasıl deneyebilirim? Bu iki sorunun cevabını verebilecek en iyi kişiyle tanıştırıyorum sizi. Aykut Bey, Sony Alpha Türkiye Eğitim Müdürü. Çok teşekkürler Fatih. Burası Sony'nin yenilenmiş konseptiyle Sony Deneyim Merkezi. Hemen Sirkeci Garı'nın karşısında bulunan güzel bir konsept. 4. katta gardan çıkınca direkt karşınıza denk geliyor. Burada tüm kullanıcılar Sony'nin merak ettikleri aynasız fotoğraf makineleri ve lensleri gönül rahatlığıyla sadece pazar günleri hariç gelip burada inceleme yapabilirler. İstediği kadar sürede inceleme yapabilirler. Hafıza kartını getirip istediği body, istediği lensle buranın eşsiz manzarasında camları açarak gönül rahatlığıyla deneyimleme yapabilirler. Teşekkür ederiz Aykut. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.